Türkiye'miz Hizbullah'ın da bu kadar bekleyeceğini başlar başlamaz kesin girerdi gözüyle bakıyorum. Ya Hizbullah Batı tarafından kurulan bir örgüt. DEAŞ neyse o, PKK neyse o. Ya geçin bu masalları ya. İşte ortada. Evet. Buradan soralım Nasrallah denilen Batı şarlatanına. Nedir kardeşim ölçün? 20 bin mi? 30 bin mi? 50 bin mi? Ne zaman devreye gireceksin? 500 bin mi? Sözde yıllardır İslam için savaşıyorsun. Ya dibinde ya. Bana anlatmayın bu kayıkçı kavgalarını. Dibinde adam. Öyle uzak coğrafyalardan gemiler falan göndermene de gerek yok. Onun için bak uyanalım. Husi, Haçlı Şabi, ondan sonra Hizbullah. Bunlar hep İran'ın tezgahı. Bir de İran diyor ki bölgesel yani o yayılma ihtimalinden bahsediyor. Engel olun o zaman. Sevgi Sebe, Abdullah Sebe, yani İran'ın mezhepsel anlayışının kurucusu. Yahudi ya. Ta peygamber yani tarih dersi verdirtmeyelim şimdi burada insanlara. Ta o zamandan beri Yahudilerin kurduğu bir tezgah. Niye yırtınıyor Cumhurbaşkanı? Bizim kitabımızda mezhep diye bir şey yoktur. İslam birliği diye niye yırtınıyor? İslam dünyası nasıl bölersin? Mezhep kavgasıyla. En kolay yol. Bunun için bir tane aktör lazım İran gibi. Gizlice kurarsın, bir rejim oturtursun. O rejim üzerinden İslam dünyasını ikiye ayırırsın. Ve İslam için mücadele ettiğini zannettiğin yer aslında Batı'ya değirmenle su taşıyordur. Anlamazsın. Ancak böyle olaylarda rengini verir. O da anlayana, o da görene. Tekrar söylüyorum. Bugün Türkiye'nin yanında İran yer alsın. Sahada denklem değişir. Bak Türkiye yanında İran, Türkiye'yi destekliyoruz. Orada kan durmadığı sürece askeri güçle dengeyi sağlayacağız desin, iş değişir. Dedi mi bugüne kadar? Jack, Chuck, Meli, Malı. Onun için bak Trump denilen kişi çekiliyoruz dedi Suriye'den. DEAŞ'la mücadele bitmiştir dedi. İlk yanındaki o Siyonist küresel çete atladı. Nereden çıktı bu işte diye. O Post Brick vardı, Bolton denen bir kişi. O Mike Pence. Ve şunu söylediler. İsrail'in güvenliği için Amerika, Irak ve Suriye'de bulunmak zorundadır. Bulunmak zorundadır. Ve hatta dedi, çok ilginç, İran'la İsrail arasında bir tampon devlet oluşturmalıyız dedi. O tampon devletin ne olduğunu herhalde anlamıştır izleyenler. Hani diyorlar ya işte Kürtlere özgürlük vesaire diye terör devleti diyoruz biz. Şimdi bunlar büyük oyun, asırlık oyunlar. Bu oyunları da şu ana kadar bu bahsetmiş olduğum gözü dönmüş cani yapı adım 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 bir noktaya getirdiler. Nereye kadar? 15 Temmuz'a kadar. Bak 15 Temmuz insanlık için milat. Tekrar söylüyorum, bizim değil. İnsanlık için bir milat. 15 Temmuz'dan sonra bütün dengeler, hesaplar bozuldu. İçimizdeki o pislik yapıyı atabildiğimiz kadar attık. Orada da daha yapılacak çok iş var, onu da söyleyeyim. Öyle hani FETÖ tehlikesi bitmiş, kurumları temizlemiş falan daha değiliz. Daha çok iş var. Zaten renklerini zaman zaman görüyorsun. Evet. Batı'yla İsrail'le aynı ağzı konuşanlara. Ve bu yapı şu an Türkiye'nin önüne engel olmak için pusuda bekleyen bir yapı. Ne dedi Fethullah Gülen denilen papaz? Ölen dedi Yahudi çocuklar için gözyaşları döküyorum dedi. Aynı böyle bir süreçti o. Anlamadılar o etrafında onunla bir koşan avaneler. Ve ne dedi o Fethullah Gülen denilen gizli kardinal? Ya Haçlı dünyasından bu kadar ürkmeyin dedi. Onlar sizin karınıza, kızınıza, çocuklarınıza ilişmezler dedi. İyi insanlardır dedi. Ah. Şimdi bu bahsetmiş olduğum yapı 15 Temmuz'da içimizdeki tasfiyeden sonra Irak'ta oyun bozuldu, Suriye'de oyun bozuldu, Orta Doğu'da oyun bozuluyor. Niye Biden uçak gemisini getirir getirmez Türkiye'ye ayar vermeye kalktı? Türkiye'nin yürütmüş olduğu terörle mücadele Amerika'nın artık ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. DEAŞ'la mücadeleye zarar veriyordur dedi. Bunları biz görmeyelim mi, duymayalım mı? Veya duysak da anlamamazlıktan mı gelelim? Ya mesaj açık. Ben burada diyor İsrail değil, esas diyor hedefim sensin. Filistin değil ve senin yürütmüş olduğun mücadeleyi diyor durdurmak için buralara kadar geldim. Fırsatı bulduğum anda dedi bunu yapmaya çalışacağım diyor. Dolayısıyla ortamda şu an bizim hani bir hedefimiz var devlet olarak yürüttüğümüz. Bir, öncelikle soybağı olduğumuz kardeşlerimizle birleşmek. Türk Devlet Teşkilatı bunun örneği. Ardından
Yine aynı şekilde İslam devletlerini bir çatı altına toplayıp oradaki birlik beraberliği sağlamak. Yani önce ırk, ardından dil, din kardeşliği, daha sonra dünya insanlığını kucaklamak. Şimdi acıdır. Bundan Orta Doğu'daki o devletlerin, Müslümanım diye gezen devletlerin, hatta Arap diye kendini tanımlayan devletlerin çıkarması gereken çok ders var. Onların vereceği tepkiyi Londra'da İngilizler veriyor. Almanya'da, Berlin'de Almanlar veriyor. Paris'te Fransızlar veriyor. Yürekten tebrik ediyorum o insanlara. Onca baskıya rağmen Filistin bayrağını alıp da yeter artık soykırımı durdurun diyen Avrupalıları yürekten tebrik ediyorum. Ve Arap ve İslam dünyasında ikaz ve ihtar ediyorum. Ders alın, örnek alın. Tepki nasıl ortaya konulmuş görün. Ben sana bunu bu olaylar hiç başlamadan desem ki Filistin'de böyle böyle olaylar olacak. Destek de nereden gelecek biliyor musun sevgi? Batı'dan gelecek. Arap dünyası uyuyacak desem ya hocam olur mu öyle bir şey derdin. Tarihi bağı var, kan bağı var, kardeşlik bağı var, din kardeşliği var. Dibi de coğrafya, insanlık var her şeyden önce. Olur mu hocam derdin? Oldu. Oldu. Ve göreceksin İslam dünyası şu an maalesef gık demeyecek bu olaylar karşısında. Sadece seyredecek. Niye? Aman bana dokunmasın. Dokunacaklar kardeşim. Bura bitti mi? İlk senin kapını çalacaklar. Geldik ya diye. Ya hepsi İsrail'e, Amerika'ya diz çöktüler yani. Elbette. Ama niye? Çünkü Türkiye hariç. Evet, elbette. Niye? Rejimler. Bak az önce Ürdün örneği verdim. Evet. Çok açık bir örnek verdim. Çok net. Bir taraftan sınır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.